Doktor Feridun Kunak'la evlerinize sağlık ekibi bu hafta Adanalı hastalarımızın derdine derman olmak için Adana'da. Doktor Feridun Kunak, sömestrde olan öğrenci kardeşlerimizi unutmadı, onlar için hayvanat bahçesini ziyaret etti. Ankara İncek'te hayvanlar için güzel bir bahçedeyiz. Adana'nın meşhur burma tatlısı nasıl yapılır? Sizler için ustasından tarif aldık. Adana'da bir yerden bir yere geçerken bir baktık bir sürü kuyruk var. İşte size ilginç bir soru. Sizce bu uzun bitki nedir? Ve neye iyi geliyor? Doktor Feridun Kunak anlatıyor. Çok değişik bir bitki gördük. Acaba bu bitki ne? Tam bir probiyotik deposu, gençlik iksiri, birçok derde deva, Adana ile özdeşleşen şalgamın sağlığımıza faydaları. Hakikaten bir mucize. Hakikaten çok önemli. Bir kere gençlik aşısı. Bizlere WhatsApp üzerinden ulaşan Adanalı hastalarımızın evlerine konuk olup onların derdine derman olmaya çalıştık. Nasıl mı? İşte Feridun Kunak'tan çok özel tedavi yöntemleri. Sevgili seyircilerim, milivolt cinsinden akım vereceğiz buraya. Doktor Feridun Kunak'ın kış günlerinde derdinize derman olacak tariflerini başkalarından duymamak için bu programı sakın kaçırmayın. Can kardeşlerim, canım kardeşlerim, Ankara İncek'te bir hayvanat bahçesi. Bu hayvanlar için güzel bir bahçedeyiz. Buradaki hayvanların özellikle belirtmek istiyoruz ki bunlar tamamen bahçe hayvanları. Yani ne demek? Sadece ve sadece burada doğmuşlar, burada büyümüşler, burayı biliyorlar. Yani doğal hayata konduğu zaman zaten bunlar yaşayamıyorlar, ölüyorlar. Çünkü bu yörenin buna alışmışlar, bu bahçeye alışmışlar. Özellikle belirtmek istedik buradakilerin. Keyifleri çok iyi, oyuncular çok güzel oynuyorlar. Şimdi görüyorsunuz bir de ala geyiğimiz var, bu da çok güzel bir erkek ala geyik. Boynuzlarıyla hepsiyle çok güzel besleniyor da. Alışmış, elmasını yiyor afiyetle. Görüyorsunuz sevgili kardeşlerim. Bakın görüyorsunuz ala geyiğimizi çok güzel elmaları yiyor. Boynuzları da çok heybetli. Yaklaşık kaç yaşında abi bu? 3 yaşında. 3 yaşındaymış. Nasıl anlıyoruz 3 yaşında olduğunu? Boynuzlarından anlıyoruz. Boynuzlarının sayısından anlıyoruz. Boynuzlarının sayısı evet. Arttı. Şimdi hayvanat bahçemizi gezmeye devam ediyoruz. Geyiğimiz var, tavşanlarımız var. Görüyorsunuz doğa tavşanları bunlar da. İşte burada çok güzel bir şekilde yaşıyorlar. Güzel elmalarını yemişler. Tavus kuşlarımıza doğru geliyoruz. Bunlar da tavus kuşlarımız. Evet görüyorsunuz. Şimdi de aslanları görmeye gidiyoruz sevgili seyircilerim. Buyurun aslanlara doğru gidelim. Aslanlara gidiyoruz. Can kardeşler, canım kardeşler, sizlere çok değişik bir güzellik göstermek istedik. Ankara'da İncek'teyiz. İncek'te çok güzel bir bahçe var. Bu bahçede de böyle güzel aslanlarımız var. Bunlar 2 aylık aslan yavruları. Sıcacık yerleri var, orada duruyorlar. Ama şimdi beslenmek için böyle biraz da alışsınlar diye buraya çıkardılar. Şimdi bu hayvanların bir özelliği var sevgili seyircilerim. Bunlar sadece ve sadece hayvanat bahçelerinde doğmuşlar, hayvanat bahçelerinde yaşamışlar. Dolayısıyla doğadan alınıp gelinmiş, doğayla ilgisi olmayanlar, yani bunların dünyaları bu dünya. Yani ne demek? Kafeste olmuşlar, kafeste büyümüşler, kafeste de çok güzel ortamlar hazırlanmış, büyük arazilerde iş yapabiliyorlar ama ormana gittiği an bunlar hemen ölür diyorlar. Çünkü ona alışmamışlar, onu bilmiyorlar. Bunlar kafes için. Bakın görüyorsunuz
Aslına dönmüşler, ne kadar güzel etleri yiyorlar böyle. Sütlü et yiyorlar, tam 2 aylıkta. Çok da güzeller. Sevgili seyircilerim, bir seferde 5 tane birden yavrulamış. Şimdi beslenene kadar böyle dışarıya çıkıyorlarmış. Onlar da kara alışmışlar, yağmura alışmışlar. Normalde bir aslana dokunabilmek pek marifet değildir ama yavru olduğu için dokunabiliyor. Yürek ister, yürek. Yürek ister diyor yönetmenim de. Doğru, yürek ister hakikaten. Yavru olduğu için, Boğazköy'de de kavga olduğu için çok rahat dokunabiliyoruz. Evet sevgili seyircilerim, gördüğünüz gibi bunlar da 6 aylık yavrularmış. 6 aylık mı abi? Evet hocam. 6 aylık aslan yavruları bunlar da. Evet sevgili seyircilerim, gördüğünüz gibi bunlar şimdi yavru olduğu için oyuncular da çok güzel oyunlar yapabiliyorlar. Kardeşlerime de alışmışlar, onlarla da güzel oynuyorlar. Can kardeşler, canım kardeşler. Şimdi Ankara'mızda hayvanat bahçesinde gördük, güzel aslanlarımızı gördük. Şimdi de Adana'dan çağırdılar bizi. Adana'ya gidiyoruz. Hadi ekibimle beraber Adana'ya gidelim. Bakalım neler göreceğiz, ne güzellikler göreceğiz. Hep beraber inceleyelim. Hadi buyurun. Adana'da bir yerden bir yere geçerken bir baktık bir sürü kuyruk var. Ne var burada diye uğradık ki bir ablamız bize anlatsın. Nedir burası? Burası Adana Karataş yolunda 110 yıldır hizmet veren, tarihi Adana burma satan işletmemiz, tatlıcımız. Adana burma tatlısı nasılmış? Bir anlat bize abla, nasıl oluyor? Hocam eskiden kız istemeye bu tatlıyla giderlermiş. Adana burması ismi bundan geliyormuş. Hani o burma bilezikler takılıyor ya. Adana burması diye buradan gelmiş o burma bilezikler. Şimdi nasıl yapılıyor? Usta nasıl yapılıyor? Bir anlat bakalım. Şimdi görüyoruz. Adana burmasını yapıyor ustam. Evet, Adana burması oluyor. Pamuk yağı alttaki, Adana'nın pamuğundan yağ. Ya bunu yapmak mesele ama ustalık istiyor ha. Yapayım derken cork diye yağın içine düşüp yanadabilirsiniz. Evet. Evet, şimdi kardeşim de onu dengeliyor. Burma haline getiriyor. Tam kız istemeye gideceğiz biz de. Batuhan'a kız isteyeceğiz sevgili seyircilerim. Burmamızı da hazırlıyoruz bir taraftan. Şimdi buradan kaldırdık. Buradan kaldırdık şerbetin içine. Ama nasıl şerbet? %100. %100 ne? Şeker pancarı şekerinden elde edilen. Şeker pancarından. Asla glikozsuz. Gerçek evet, şeker gördüğünüz pancarı. Gördüğünüz gibi o belirli oranda tadını aldıktan sonra yukarıya doğru kaldırdım. Şimdi burada da şov kısmını yapıyor kardeşim. Evet kardeşlerim, gördünüz. En güzel yeri. Evet, of 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 of. Sıcak sıcak, taze taze. Gördüğünüz gibi bu çıtır, güzel burma Adana tatlısı. Canım kardeşler, Adana'dayız. Adana deyince ne? Adana'nın karpuzu. Karpuzu. Adana'nın karpuzu da Ocak ayında neyin nesi bu böyle? Önceden hasat edilmiş. Şu an hamileler ve hastalar için elimizde bulunduruyoruz. Sevgili kardeşlerim, gördüğünüz gibi bir amme hizmeti. Hani hanım kardeşlerimizin, hamile kardeşlerimizin aşermesi diye canları çeker. Ya da bazı hastalar vardır. İster sırf onlar için saklanmış özel karpuzlarmış bunlar. Tabii vaktinden beri burada duruyormuş. Burayı bilenler bilerek gelip buradan karpuzları alıyorlar. Doğru tabii mu ki abi? Evet, doğrudur. Sevgili kardeşlerim, şu izleri belirgin olacak.
Artı şu arkası küçük olacak. Artı şu kabuğunun dibi kurumuş olacak. Bir de böyle de vurduğunuzda çın çın ötecek. Bu mevsimde pek çın çın öten bulamazsınız. Çünkü beklemiş olduğu için birazcık sıkıntı yapar. Sevgili seyircilerim, tereciye tere sattık birazcık ama biz de biraz kendimizi imtihan ettik. Acaba doğru söyledik mi, söylemedik mi diye. Doğru söyledik. Doğru mudur Ahmet? Evet. Can kardeşlerim, canım kardeşlerim, karpuz derken çok değişik bir bitki gördük. Acaba bu bitki ne? Bilenlere ozon yağı hediye ediyoruz. Evet, programın sonunda anlatacağız. Bu bitki ne? Şöyle tam çek yönetmenim. Bilenler aşağıdaki telefona hemen sallarak söylesinler. Bilenlere ozon yağı hediye ediyoruz. Bu bitki ne? Can kardeşler, canım kardeşler, Adana'ya geldik. Adana'ya gelip de şalgam suyu olmadan, şalgam olmadan olur mu dedik. İlhan kardeşimizin, İlhan Usta'nın yanına geldik. Nedir bu ustam, nedir bu? Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk İlhan Usta. Hocam bu şalgam dediğimiz Adana has bir içecektir. İlhan kardeş kaç yaşındasın? 50 hocam. Ben inanmadım. Yanında nerede o delikanlı, nerede? Gel gel. Delikanlı oldu hocam. Bu da oğluymuş, ben inanmadım. Evet hocam. Görüyorsunuz kardeşim, diyor ki ustam, ustam diyor ben şalgama borçluyum diyor. Bu oğlu İlhan da böyle gepgenç. Yani babam bizi de kendisi gibi dinç tutmaya çalışıyor. Şalgamın da bize sırrını vermeye başladı. Hadi inşallah, inşallah bakalım. İnşallah biz de elimizde de böyle gözükmeye çalışacağız abi inşallah. Şimdi imalat bölümüne gidelim. Ama dur yönetmenim, şunu bir içeyim. Yönetmenim iç, de bırakmıyor ki hadi gidelim, hadi gidelim, hadi gidelim. Tamam gidiyoruz. Sayın yönetmenim siz de için. Hadi bismillah. Can kardeşlerim, canım kardeşlerim, neredeyiz? İlhan kardeşimin imalathanesindeyiz. Şalgam nasıl elde ediliyor? Ne özellikleri var? Onları bize bir anlatacak. Ustam nedir? Bir anlat bakalım bize şimdi. Hocam şimdi bizim şalgamların doğallığı, güzelliği siyah uç. Siyah uç birincisi bir. Birincisi bu mor uç, siyah uç hocam. İkincisi çelem hocam. Çelem denilen turp. Tabii. Çelem denilen turp bu efendim, işte gördüğünüz gibi sevgili seyircilerim bu. Daha sonra. Şimdi bu siyah havuç rengini veriyor hocam. Tamam. Bu çelem dediğimiz tadını veriyor. Bir de bizim bize has şöyle bir özel mayamız var hocam. Olmazsa olmazımız. Evet. Şalgamı şalgam yapan özellik ne bu? Bu bulgurundan yapıyoruz. Setik değmenden alıyoruz. Ondan... Bulgurun en ince halinden elde ediliyor. Evet. Maya şeklinde. Bunlar özel tabii ki, o bölümleri özel böyle fıçılarda bekletiliyor, hazırlanıyor. Kaç günde bekliyor, kaç gün oluyor? Hocam kışın 20 gün beklemesi gerekiyor. En az 20 evet. gün beklemesi gerekiyor. Kışın 20 gün beklemesi gerekiyor. Sevgili seyircilerim, şimdi ustam şöyle kabaca bahsetti de ben de size özelliklerinden bir bahsetmek istiyorum. Şalgam ne? Hakikaten bir mucize. Hakikaten çok önemli. Bir kere gençlik aşısı. Çocuğunuza verin, kansızlığı gitsin. Kendiniz için karaciğeriniz, iç organlarınız düzelsin. Bağırsaklarınız çalışsın. Neden? A, E, C vitaminleri var. Sevgili kardeşlerim, havuçta beta karoten var. Alzheimer olmamak istiyorsanız muhakkak şalgam suyu içiniz. Kolesterol düşsün diyorsanız şalgam suyu içiniz. Bedenim kuvvetlensin diyorsanız, her yönden güçlü olayım diyorsanız, afrodizyak özelliği nedeniyle de erkek kardeşlerimiz de içsin, hanım kardeşlerimiz de içsin, mükemmel bir nimet. Bağırsakların çalışmıyor diyorsanız muhakkak için. Ben istikbalde annem babam gibi Alzheimer olmamak istiyorum derseniz için. Gözleriniz güzel görsün istiyorsanız için. Koronalı günlerde hastalıktan korunmak istiyorum diyorsanız muhakkak için. Yani böyle bir nimet yok kardeşler. Siyah uç, turp ve bulgur ama bunun fermentasyonu, yani bekleyip probiyotikleşmesi. Probiyotik neydi? Bağırsaklarımızın faydalı mikroplarıydı. İşte olmazsa olmazımız şalgamı, hakikaten çok altına imzamı atıyorum. Herkesin içmesi lazım, gerekir diyorum. Küçük çocuklarınıza da verin, kendiniz de için. Her yönden faydalı değil, çok faydalı. Can kardeşlerim, şimdi burada dikkat ederseniz ses biraz yankılanma yapıyor. Çünkü burası laboratuvar gibi bir yer. Görüyorsunuz çok özel, tertemiz. Her taraflar şey yapın, bir yankılanma var. Yani hani
sesim güzel olsaydı size bir türkü patlatsaydım diyorum. Sesim de fena değildir ama. Size bir sürpriz yapacağım hocam. Hadi bakalım. Şimdi ben bekliyorum. 2 ay sonra bir yeni albümüm çıkıyor hocam. Evet. İlhan Usta hiç söylemiyor bunları sen. Şimdi biz de TRT'yi tere satıyoruz. Ben de şarkı söylemeye kalkacaktım. Tam aldı mikrofonu elimden. Şimdi buyur bakalım hadi. Kime yar dediysem vefasız çıksa, sevdanın ateşi kül olur gider. Kime can dediysem canımı yaktı, gönlümün rüzgarı yel olur gider. Lan kardeş nedir bu çektiklerimiz, hiç çiçek açmıyor ektiklerimiz. Vurdu sırtımızdan sevdiklerimiz, gözümün yaşları sel olur gider. Harikasın, harikasın be ustam. Yani akustik o kadar güzel ki dayanamadım sevgili seyircilerim. Kime baktıysam beni mahvettin gitti. Beni parçaladı da yerlere attı gitti. Sesin güzelliğine bakın sevgili seyircilerim. Ben söylemiyorum, ortam söylüyor. Harikasın ustam, çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Evet ustam, bunlar ne? Bunları da anlat bize bakalım bir. Biraz önce anlattığım gibi, hani siz baya şalgamın faydalarını saydınız. İnsanlar şalgam içer de böyle doğal şalgam içmeler lazım. Ağaç fıçılarda gördüğünüz gibi fermantasyon, yani probiyotik özellikleri oluyor. Yani üremeler oluyor burada. Faydalı mikroplar gelişiyor. Bakın görüyorsunuz şimdi, köpürmeleri göreceksiniz. Renginin güzelliğini göreceksiniz kardeşlerim. Renginin güzelliğini veren havuç, bulgur var probiyotik özelliğini veren. Çelem var içinde. Bunun kaya tuzu hocam. Bunun tuzu da özel. Evet tabii. Kaya tuzu olmazsa olmaz. İşte kardeşlerim, size mükemmel şalgam suyunu muhakkak için diyoruz. Ben de sizin huzurunuzda hemen İlhan Usta'nın güzel şalgamından içmeye başlıyorum. Can kardeşlerim, canım kardeşlerim, geldik Adana'ya. Adana'da kardeşimin bir şikayeti varmış, geldik. Maşallah esasında bize göre dış görünüşü çok iyi ama meğerse bir sürü sıkıntılar varmış. Anlat bakalım ne şikayetlerin var. Kaç senedir inip çıkamıyorsun? 10 yıldır. 10 yıldır? Evet. Peki. Sonra? Tuvalet, klozet kullanıyorum. Namazımı ayağımı uzatıp kılıyorum. Yemek masada yiyorum. Peki. Oynat bakalım şöyle bacağını. Şöyle aç kapa. Kapat. Tekrar aç. Yap. Çıtırtıyı duyabiliyor muyuz? Geliyor mu ses sana? Bunu yap bakayım. Evet. Dizlerde kireçlenmeler olmuş. Tabii bu kireçlenmeler neden olmuş? Bir ekleme kan gelmediği zaman orada kireçlenme olur. Kan gelen yere can gelir. Şimdi kardeşimin de kullandığı ilaçlarla, geçirdiği hastalıklarla bunlar olmuş. Hastalık ne? Boğazından ya da sinüslerinden kaynaklanan mikrop vücuduna gelmiş, yerleşmiş. Eklemlerine gelip yerleşip romatizmal bir durum yapmış. Buna bağlı kendisi bazı ilaçlar kullanmış. O ilaçların bazıları yan etkiler yapmış. Nitekim o ilacı bırakmışlar ama bu arada böyle göbeklenmiş. Böyle sıkıntılar olmuş. Şimdi çözüm ne? Bir, sen banyodan çıktığın zaman dizlerin rahatlıyor mu, şikayetin artıyor mu? Hocam hem sıcak hem soğuk bana gelmiyor. Şişiyor. Nereden anladın? Nasıl anladın? Ben soğuğu seviyorum. Sevmek yazın, ayrı. Yazın suya girdiğim zaman... Boş ver. Sen getirdik şuraya sıcağı koyduk. Şuraya da sıcağı koyduk. Rahatlıyor musun, rahatlamıyor musun? Rahatlıyorum ama sonra şişme yapıyor eğer fazla durdurursam. Neresi şişiyor? Ayaklarım şişiyor. Ayak bak. Eklem yerler. Bir anlaşalım. Ayaklar buralar. Diz buralar. Diz kapağı. Uzat bakayım dizini. Uzat şöyle. Aç bakalım dizini.
Tamam. Bir de bunu getir abi. Şimdi biz kardeşimize bir ağız gargarası vereceğiz. Kekik, tuz, karbonatla ozon yağı katıp ağzını alacak. Böyle gargara yapacak. Burnuna çekti. Abdest alır gibi ta buradan çekip ta ağzının içine aktığını hissedeceksin. Evet. Bunlar çok önemli. Bir de burnuna ozon yağı damlatacağız. Daha önce burnundan bir darbe geçirdin mi? Yok hocam. Nefes almada bir zorluk çekiyor musun? Yok, çekmiyorum. İyi. Şöyle yap bakayım dişlerini. Aç ağzını bakayım iyice bir. Tamam. Diş etlerinde kanama varsa, boğazınızda yutkunurken falan ağrılar varsa, buradan kalkan mikroplar, sinüs netlerinde sıkıntı varsa buradan kalkan mikroplar ekleme yerleş, böyle sıkıntılar yapabiliyor. Şimdi biz kardeşimiz dizlerine kremler süreceğiz. Dizlerine bir akupunktur uygulaması yapacağız. Belinde ağrı var mı? Belimde şu an ağrı yok. Fazla ayakta durduğum zaman oluyor. Hmm. Ağrı zaten kaldıramıyorum. Kaldırırsam hemen ağrında ağrılar mı oluyor? Şimdi kardeşimize bir de bir şey tembih edeceğiz. Her şeyi negatifleştirmiş. Her yerinde ağrım var var. Ben yaparım. Ben ederim. İnşallah iyi olacağım. Düzeleceğime biraz mesajlar ver. İyi olur inşallah. Heh, kalk bir dakika ayağa bakalım. Bir de belini aç bakalım abi. Kalk şöyle bir. Heh, ayağa kalk. Acil bu göbeğe vereceğim bize. Sevgili kardeşlerim, kendi kendinizi de prova yapınız. Eşinizle baktığınız buranın pilisiyle buranın yani buranın çukurluğuyla buranın çukurluğu eşit olmasından. Bakın burasıyla burası farklı. Görünüyor mu ekranda güzel? Görünüyor değil mi? Bakın ne kadar farklı. Şimdi bu ne olmuş? Bu belkemde eğrilik var demektir. O zaman ne oluyor? Buralarda bir sıkışmalar oluyor. Buradan çıkan sinirler sıkışıyor. Bacaklarına doğru böyle ağrılar yapıyor. Bilhassa ne diyor? Yük taşıdığım zaman, bir ağır kaldırdığım zaman, bir şey olduğu zaman. Şu sırt kaslarını muhakkak kuvvetlendirmemiz lazım. Buranın kan dolaşımını hızlandırmamız lazım. Aynı dizindeki olaylar buralarda da var. Şöyle dik dur abi, dik dur. Kardeşimizi soyup baksak daha önemli ama bakın bu taraf omuz aşağıda, bu taraf omuz yukarıda. Bakın omuz aşağıda, omuz yukarıda. Şurada da bir çıkıntı meydana gelmiş. Yani boynundan, sırtından beline kadar sırt bölgesinde, omur bölgesinde sıkıntılar var. O zaman ne yapacağız? Boynuna, beline, sırtına hareketler öğreteceğiz. Muhakkak eve bir yere barfix demiri takacağız. Evet. Çekmeyeceğiz. Şöyle sallanacağız. Çekmeyeceğiz. Bak şöyle sallanacağız. Böyle sallanacağız. Bak böyle. Biz sana şimdi uzat ayağını. Bir akupunktur uygulaması yapacağız. Bundan da fayda görürsün. Nasıl yapacağımızı göstereceğiz. Ama bunun tabii devamı da gerekir. Biz sana nasıl olduğunu göstermek için yapacağız. Hem sırtına hem beline yapacağız. Ama bunun devamı da gerekecek. Sana daha sonra kremler süreceğiz. Şimdilik ilaçlarını kesmeyeceğiz. Kendi ilaçlarını da kullanacaksın. Bizim verdiğimiz doğal şeyler söyleyeceğiz sana. Onları da kullanacaksın. Onların neticesine göre bize bir kan tahlili yaptırıp göndereceksin. Onun durumuna göre seninle irtibat kurup çağıracağız seni. Senin kendi kanından hücre çıkarıp sana hücre yapacağız. Akupunktur uygulamasını yapalım. Doktor Feridun Kınak'la ellerinize sağlık programında hastamıza bir akupunktur uygulaması yapacağız. Tabii ki bir tane uygulama çok fayda olmayacak ama bir başlangıç olacak, bir rahatlama yapacak. Daha sonrası içinde kendisine neler yapacağını öğreteceğiz. Şimdi biz bir akupunktur uygulamasını yapıyoruz. Basit böyle kıl iğnelerle bir akupunktur uygulaması yapacağız. Hemen şimdi başlayalım. Ver sen şimdi şeyleri, akupunkturları ver. Pamuk ver elime. Sevgili seyircilerim, milivolt cinsinden akım vereceğiz buraya. Buradaki kasları uyaracağız. Yani sabahtan itibaren bir rahatlaman olacak. İnşallah hocam. Ayaklarım belimde de geldi şu an. Geldi değil mi? Geldi. İkisine de geldi mi? Evet. İkisine de geldi mi? Geldi. Tamam, bu kadar. Şimdi sevgili seyircilerim, yaklaşık bir 10 dakika kadar oraya milivolt cinsinden uyaranlar veriyor. Ondan sonra da buraya krem süreceğiz. Onu da göstereceğiz. Şimdi sevgili kardeşlerim,
zeytinyağı, limon ama biraz ısıttık. Ne kadar ısıttık? Dayanabildiği kadar sıcaklıkta ısıttık. Bunu karıştırıp sıcak sıcak eklemlere uyguluyoruz şimdi. Eklem eğer hasta sıcaktan hoşlanıyor olsaydı bir de bu bölgeyi de ısıtacaktık. Ama dedi ki ben sıcaktan hoşlanmıyorum. O zaman bir sıcağı ona yapmadık. Sadece zeytinyağı, limonu ısıttık. Şimdi bir deney yapacağız kendisiyle. Birazcık da beline süreceğiz. Şimdi abi bir de sıcak su denemesi yapacağız şimdi. Yalnız çok kaynar yönetmen, dikkat edin şey olmasın da. Şimdi bir bez yok mu ya? Bir bezlerin çok sıcak ya. Çok sıcak ya. Başka yerde yapalım. Bir şey olmaz ya, bir şey olmaz. Nasıl canlandı hocam? Hani bacağını kullanamıyordum. Evet sevgili seyircilerim, gördünüz ne kadar canlanıverdi hemen hasta. Bu da bir tedaviydi. Bu da bir yöntemdi bize. Gördüğünüz gibi hemen canlandırıverdik. Böyle fırladı kalktı. Kalk bakalım şimdi abi. Deminki fırlamayı göster. Boş tencereyle kendisine bir şaka yaptık. Ne gösterdik? Her şey beyinde bitiyor. Ben dışarıdan sıcak su ile geliyorum dediği için sıcak su korkusu oldu. Halbuki ne su döküldü ne bir şey. Sadece boş tencereye ne kadar ani tepki verdi. İşte kardeşler, siz de olur olmaz şeyleri beyninizde büyütüp de böyle kendini kendinize hasta etmeyin. Basitçecik şey, bakın hiçbir şey yok. Nasıl diye böyle tepki verdi. Daha gene biraz yavaş bir insan, öyle fazla tepki veren bir insan değil ama ona rağmen ne kadar hemen fırladı kalktı. Halbuki bomboş bir şeydi. Hiçbir şey yoktu. Her şey beyinde bitiyor. Bunu unutmayınız. Onu göstermek istemiştik. Şimdi bakalım. Doğru söyleyeceksin. Şöyle bir kalkacaksın. Beraberce çömeleceğiz. Fark olup olmadığını söyleyeceksin. Hiç hatır için falan değil. Doğru söyleyeceksin. Şimdi benimle beraber şöyle çömelmeye çalış. Bak şöyle. Kalk. Deminkine göre fark var mı? Çıtırtı değil. Ağrıda fark var mı? Biraz rahatlama var. Evet sevgili seyircilerim. Neden var? Çünkü biz oraya hem milivolt yani küçücük bir akım verdik. Orada akupunktur noktalarını uyardık. Kan dolaşımı hızlandırdık. İki ne yaptık? Sıcak zeytinyağı limon sürdük oraya. Oradaki kan dolaşımı hızlandırdık. Hem beline hem sırtına sinirlerin olduğu noktalara uyardığımız için orada bir rahatlama oldu. Sıcaktan fayda gördü. Bakın demin çömelip kalkmada ilk geldiğim gibi değilim. Park oldu dedi. Hocam. Şimdi bir şey daha istiyorum senden. Ayakkabılarını giyeceksin. Bir merdivenlere inip geleceksin. Bize tekrar doğruyu söyleyeceksin. Fark ne şunu kadar var? Şunu ifade etmek istiyorum hocam. Ovalamadan dolayı mıdır? Sıcaklıktan dolayı mı bilmiyorum. Bayağı bir rahatlık var. Hakikaten ayakkabılarını giy, bir merdivenlerde in gel abi. Güzeldi. Ne kadar güzeldi? Ne oldu sence? Yani normal bildiğimiz yürüdü de güzelce. Sapasağlam. Hiçbir sıkıntı yoktu. Yoktu çok şükür. Taş dur gibi. Bak, bir soralım bakalım. Rahatladım hocam. Fevkalade. Kalk. Ses var. Ses önemli değil. Ama rahatlama, yumuşaklık var yani. Yumuşaklık var, evet. Değil mi? Sevgili seyircilerim, biz sadece orada kan dolaşımını hızlandırdık. Kan akımını hızlandırdık. Eğer bunu devamlı yaparsa her gün akşam biz kendisine hareketler de vereceğiz. Bazı vitaminler de vereceğiz. Onları kullanırsa inşallah daha iyi şeyler olacak. İnşallah hocam. Tamam. Hadi bakalım. İnşallah. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Adana'ya gelip de kebap yemeyeni döverler dediler. Biz de dayak yerine kebap yiyelim dedik. Doktor Feridun Kunak'tan etin sağlığımıza iyi gelen birçok faydası. Ben kendi kebabım. Yaşar Ustam da boruyla geliyor. Migren ağrılarınız için Doktor Feridun Kunak'tan evde kolayca hazırlayabileceğiniz bitkisel karışım. Hemen 1-2 dakika demleyip süzeceğiz. Çok fazla beklemeyeceğiz.
Sokak lezzetlerinin vazgeçilmez şehri Adana'da şırdan, mumbar, kırkat ve kellenin faydaları. Adana böreğinin kardeşim de ilk defa Türkiye'de ilk defa değişini yapmış. Ne yaptın? Bu sirke bambaşka bir sirke. Doktor Feridun Kunak'tan daha önce duymadığınız bir sirke tarifi. Çok değişik bir sirke yapacağım size. Kendisine ayakkabı profesörü diyen Ahmet Bey'den neşenize neşe katacak bir muhabbet. Gelmiyor benim. Hadi Ömer Bey. Allah razı olsun. Sağ ol abi. Merkez Park'ta mekan işleten Şerif Bey'den Adanalıların soluklanıp ailece eğleneceği bir mekan. Adana Merkez Park'ında çok güzel bir trene bindik. Doktor Feridun Kunak'ın kış günlerinde derdinize derman olacak tariflerini başkalarından duymamak için bu programı sakın kaçırmayın. Nereye geldik? Adana'ya geldik. Adana'ya nereye geldik? Yaşar Usta'mın yanına geldik. Yaşar Usta'mın yanına gelince neler anlatacak bize dedik. Hocam gel dedi, sana lokum göstereceğim. Lokum deyince biz de bildik ki bildiğimiz lokum. Şekerli lokum zannettiniz değil mi? Aynen, şekerli lokum değil. Ama bizde... Bu da kuzunun, koyunun ya da dananın böbrek yatağı dediğimiz bonfile yeri. En yumuşak etidir. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seviyoruz, sizi takip ediyoruz. Sağ ol ustam, sağ ol. Sağlığa yararlı şeyleri de biliyorsunuz. Bu lokum. Lokum. Lokum kaburganın... Pilota tarafından, yani buzunun pilota tarafından gelen yiyecek. Buna biz sadece tuz ve toz biber atıp pişiriyoruz. Hemen pişiriyoruz, mükemmel. Ama isteyene hiçbir şey atmadan pişiriyoruz. Sade pişiriyoruz. Sade. Ustam çok değişik bir şey yapıyor. Kaburga, bakın. Bakın Rabbim ne kadar güzel dizmiş. Baklava dilimi gibi. Bir kat et, bir kat yağ. Bir kat yağ, bir kat et. Bir kat yağ, bir kat et. Aynı. Baklavada bir kat fıstık, bir kat hamur. Aynı şekilde bu da hocam ne diyorsunuz kaburgaya? Mükemmel diyor. Sağlık için. Sağlık açısından çok önemli. Son dönemlerde anlaşıldı ki D3 yani etten alacağımız D3 en çok kuyruk yağında ve bu yağlarda olduğu anlaşıldı. Size diyoruz ki kaburga etinde yiyebilirsiniz, kuyruk yağında yiyebilirsiniz. Bunları ihmal etmeyin diyoruz. Biberi niye yememiz lazım? C vitamini var. Etle beraber yendiği zaman hazmı kolaylaştırıyor. Can kardeşlerim, Yaşar ustam şimdi getirdi bize. Neresi ustam burası? Hocam az önce size lokumu gösterdim. He. Kaburgayı gösterdim. Fakat onlar nereden çıkıyor onları göstermedim. Tamam. Benim onları göstermem lazım. Tamam. Şimdi şu kaburga. Şurası kaburga. Zaten kaburgalar evet. Belli. Bakın. Burası da bel tarafı, pilota tarafı. Pilota tarafı. Evet. Şimdi bunu ne yapıyoruz buradan hocam? Ayırdık. Şöyle ayırıyoruz. Pirzola eti dediğimiz etin olduğu yer. Pilota evet. Denilen yeri. Evet. Bu da kaburgaları. Bu da kaburgası. Görüyorsunuz kardeşlerim. Bunu ne yapıyoruz? Bunu da şöyle şuradan. Zarını, fasya denilen abi, zarını alıyoruz. Alıyoruz. Çünkü bu dişe gelir. Sert olur. Orası sert olur. Orasını aldık. Evet, yumuşak, yumuşak. Evet, işte sevgili kardeşlerim, doğal gelelim. Yağı kaldı gelelim, ve yumuşacık etleri şöyle. Kaldı. Görüyorsunuz kardeşlerim, bir et, bir yağ, bir et, bir yağ. Yaşar ustamın Adana'da bulduğu bir güzellik bu. Eskiden kebapçılar bunu almazlardı, kaburgayı almazlardı. Neden almazlardı biliyor musunuz? Yağlı et diye almıyorlardı. Protein vücudumuza girmezse olmaz. Her gün 100 gram bir protein almamız lazım. Bunu da nereden alacağız? En kolay olarak etten almamız lazım. En doğal etten almamız lazım. İşte şimdi Yaşar Usta'm bize gösteriyor. Evet. İşte şimdi filotayı çıkarıyor. Filotayı çıkartıyor. Yani bonfileyi çıkartıyor. Kaburgayı gösterdi. Gösterdi. Şimdi sıra filotayı. Geldi filotaya. Evet, yani bunu çıkarıyor sevgili seyircilerim, evet. Görüyorsunuz. Bakın bu fasya denilen zar kısmı bunu çıkarması evet. Şarttır. İşte sevgili kardeşlerim, bir lokum daha çıktı karşımıza. Buyurun. Bu Adana kebabının şişi.
Bu boru nereden çıktı ustam? Bu boru nereden çıktı? Bir boru kebabı yapayım dedim. Nasıl olacak diye. Böyle krom boruya taktım. Bakın şöyle çevirdiğin zaman, şöyle çevirdiğin zaman dört taraflı pişiyor. Bir de içinde duman sirkülasyonu için pişiriyor. Kurutmuyor. Kendi suyunu dışarıya bıraktı. Ve bunu yiyeceğin zaman bunu fark edeceksiniz. Şimdi görev değişimi yapalım hocam. Ben sunucu olayım. Tamam. Siz kebapçı olun. Ben kebapçı oldum. Evet. Şöyle yavaş yavaş inceltiyoruz. Ya bana az et mi verdin? Ne yaptın ya? Bence Yiğit bana az et verdi sevgili seyircilerim. Bak kendisininki çok güzel oldu benim. Yaşar usta bir tane daha koymayacak mıyım bundan? Bu kadar yok, mı? Yok o kadar. Bunu buraya başaracaksınız. Buraya biraz böyle şöyle ellerinizi yayacağız. Biraz daha şey yapın. Daha daraltın. Alanınızı biraz daha. Bak oluyor. Oluyor. Yo olacak. Olacak. Yakında buraya girebileceğim bir şey. Ha burada daha çok etler varmış. Tabii, ya görmedim. Tabii. Şimdi sizden bir Adana parçası istiyoruz. Başlangıç sizden olacak. Devamı bizden olacak. Hadi başlayalım. Başlayalım. Adana'ya gidek mi? Kebabından yiyek mi? Şalgamından içek mi? Hey kardeş gel gidek. Bizi uyuttu, kebabı da yaptı. Helal olsun. Yani evde kebap yapabilir hocam. Evde yapıyorum canım, evde yaparım. Yani değişen bir şey yok, sonuçta şişit tuttu. Biraz benzedim Yiğit. Evet. Güzel sevgili yaptım. Seyircilerim, bu benimki, bu da Yiğit'inki. Hangisi güzel? Tabii ki bu güzel. Ama hocam, gerçekten de güzel yani. Hadi benim yaptığım kebabı pişirmeye gidiyoruz. Hadi gidiyoruz hocam. Evet, Yaşar ustam da borusuyla geliyor. Ben kendi kebabım. Yaşar ustam da boruyla geliyor. Gidiyoruz. Evet. Evet, önümüze gelmesin kimse. Gel. Kebaba gel. Evet. Boru kebabı geldi. Yol açın bize. Önce kömür iyice yanacak. İyice köz olacak. Tabii. Meşe kömürü olacak. Bir de kömüre dikkat edilecek. Kömür böyle çatlama falan kömür olmayacak. Kaliteli kömür olacak. Meşe kömürü olacak. Parlak meşe kömürü. Çam karışımı da olabilir. Ha. Tabii. İkincisi ateş iyice kıvama geldikten sonra belli miktarda bir ateşin üstüne kebabı koyacaksınız. Hafif böyle pişiyor gibi olduğunda hemen çevirmeniz gerekir. Çünkü biraz daha piştiği zaman kendini bırakır yere. Benim kebabım ne oldu benim kebabım usta? Hemen geliyor abicim. Benim kebabım bu. Evet abi. Evet, benim kebabım bu. Evet abim ben. Evet hocam şu an kebabı evet, çekiyor. Evet doktorun kebabını çekiyoruz sevgili seyircilerim. Yaşar ustam 2 metrelik boru kebabıyla geldi. Vay, hazır mıyız? Vay. Vay. Evet. Bunu çekmek de marifet hocam. Doğru. Yani dağıtabilirsin, bir yere vurabilirsin. Gözünü patlatabilirsin. Ama biz bakacağız. Evet sevgili seyircilerim. Boruyu gördüğünüz gibi en ufak bir bozukluk olmadan mükemmel bir şekilde çıkarabildik. Harika bir etimiz hazır. Ne kaldı Yaşar ustam artık? Hocam buna ne kaldı biliyor musunuz? Şimdi benim elimden bir dürüm yemek kaldı. Vaaav. Evet. Vay. Hocam. Vay. Geldi. Acı sever misiniz? Yok abi. Acı geldi ya. Ya bizim... Yaşar ustam bir bakış attı bana. Yani dedi mahvettin hocam dedi. Şimdiye kadar her şey iyiydi dedi. Bizim hayatımız... Bu acı sevmem demen olmadı dedi. Bizim hayatımız acılarla geçtiği için biz hep acı yeriz. Abi bismillah diyelim. Batı yüzün güldü oğlum. Buyurun. Hocam beraber yiyelim. Beraber yiyin evet. Beraber bir yiyelim abi. Hani siz de devam edin. Dur beraber üçünüz. Buradan.
Can kardeşlerim, canım kardeşlerim, Adana'da bir kardeşimizin daha yanına geldik. Genç bir kardeşimiz ama bazı sıkıntıları var. Ne sıkıntın var? Anlat bakalım. Migrenim var. Diz ve ayak bileğim arasında çok şiddetli ağrım var. Neresinde ayak bileğinin? Şurası. Özellikle yatarken üzerine ağırlık veriyorum. Uyuşuyor ağrısı. Ondan sonra uyuyabiliyorum. Peki. Bu bölgede ağrı oluyor. En çok da ayak bileğinde. Peki dizinde ağrı oluyor mu? Evet. Oynat bakalım dizini. Şöyle şöyle yap. Kapat. Aç. Kapat. Aç. Nereye vuruyor, göster? Direkt şurama. Peki. Şimdi bir ayakkabılarını çıkar. Daha doğrusu terliklerini çıkar. Bir ayağa kalk bakayım kardeşim. Şöyle yanaştır. Şimdi sevgili seyircilerim, kardeşimde ne görüyoruz? Kardeşimde tam ekranda görünüyor. Bakın, bacaklarını şöyle yanaştır kardeşim. Ne kadar da yanaştırırsak yanaştıralım, dizler biraz dışarıya doğru gitmiş. Yani bacaklarda obayın denilen, şöyle dümdüz durmuyor, biraz dışa doğru gitme var. Bu arada bir açılma var. Dolayısıyla hep buraya yük biniyor. Ondan dolayı ağrısı oluyor. Peki ne yapmak lazım? Bunun biraz dışa gitmeye mani olucu tabanlıklar yaptırmak lazım. Bir de kendisine ayak egzersizleri göstereceğiz şimdi. Bu egzersizleri güzel yapması lazım. Buraya sıcak yapacaksın, buraya sıcak uygulayacaksın, buraya sıcak uygulayacaksın. Günde en az iki sefer yapacaksın. Sıcaktan sonra zeytinyağı limon karışımı olabilir. Zeytinyağı, üzüm çekirdeği yağı olabilir. Yukarı doğru, yukarı doğru sürmenin faydası olacağını söylüyorum. Ama size bir de destekleyici tabanlık yapmak lazım. Ayağınızın ölçüsünü alıp. Evinizde herhangi bir, mesela mercimek torbası, bu bakkal marketlerde satılan yaklaşık 1 kiloluk bir torba. Tuz torbası da olabilir. Ne varsa elinizde o olabilir. Ayak bileğinizi şuraya şöyle bağlayacağız. Ayağınıza yaklaşık 1 kilo kadar ağırlık bağladıktan sonra şu hareketleri yapacaksın bak. Kaldır, indir. Yap. Yap. Şimdi sevgili seyircilerim, biz burayı, şu bölgeyi güçlendirirsek, bakın böyle yaparsak bacakta düzen olacak. Yap bu hareketi, yap. İyice çek, indir. Şimdi bak, şöyle daire hareketler yaptır, şöyle. Bakın sevgili seyircilerim, şuradaki kaslar nasıl çalışıyor? Bak şöyle. Bak şöyle. Evet, tersine şimdi. Aferin, harika. Sevgili seyircilerim, ayağınızda ağırlık varken şu hareketi yapacaksınız. Şuradaki kasınızın kasıldığını göreceksiniz. Bu kası çok kuvvetlendirirseniz buradaki eğrilikte de düzelme olur, bacakta da düzelme olur. Şimdi bir de migrenim var diyor. Bir migrenden kurtuluş çayı yapacağız. Beraberce geçelim. Bir de migren noktalarını akupunktur göstereceğiz. Hadi geçelim bakalım mutfakta, bir migren çayı yapalım. Migren için bir çay yapıyoruz şimdi. Migren ağrısını hissettiğin zaman naneyi koklamak, bulabilirsen nane yağı koklamak, bulamadın bunu koklamak çok iyi gelir. Tamam. İki, ben sana biraz sonra masaj noktaları göstereceğim. O da çok iyi gelir ama naneyi bir de şöyle kaynatıp içmek de çok iyi gelir. Bir cezvenin içine yaklaşık bir bardak kadar su koyduktan sonra içine şöyle bir tatlı kaşığı kadar nane koyuyoruz. Yaş nane de olabilir, kuru nane de olabilir. Yaş bulmak zor, kurusunu bulduk. Hemen ocağımızın üstüne koyduk şöyle. 1-2 dakika kaynatacağız. Hemen 1-2 dakika demleyip süzeceğiz. Çok fazla beklemeyeceğiz. Ben size 1 dakika diyeyim, daha kolay. 1 dakika kaynatın, 1 dakika demleyin. Şimdi kaynamasını bekliyoruz şöyle. Görüyorsunuz tam da kaynıyor, hafif hafif ve tıkırdama diyoruz biz buna. Şöyle bekletirsek daha da iyi. 1 dakika kaynadık, 1 dakika bekledik. Sonra bunu hemen süzeceğiz kardeşlerim. Mükemmel bir şekilde rengi de çıktı. Harika. Bunun kokusunu hafif hafif koklamak çok rahatlatır. Migren ağrısı çekenlere, migreni hissedenlere. Bir de içine limon suyu da sıkacaksınız böyle. Bu limonumuz da harika bir limonmuş. Migren krizi geleceğini hissettiğiniz andan itibaren bunu yaptınız. Bunu yavaş yavaş yudumlayıp içtiniz mi, bunun tadını beğenmiyorsan birazcık bal karıştırabilirsin ama bana göre böyle bir iş. İç bakalım, dikkat et, yanmasın ağzın. Sevgili seyircilerim, ben de için dedim, nane çayı mükemmeldir. Vücudunuzda toksin atmayı yarar, midenizi rahatlatır, güzel bir
ferahlık verir, sinirimizi rahatlatır. Bilhassa mide ağrılarında, bilhassa migren ağrılarında mükemmel netice alırsınız. Nane, limon derhal için. Migren geleceğini hissettiğimiz zaman ne yaptık? Nane çayı içtik. Ya da nanenin bir kısmını bir çay kaşığı kadar naneyi aldık. Ağzımızda çiğnedik ve yuttuk. Bu da mükemmel. Ama çiğnemeniz lazım birazcık ki o nanenin tadını hissettiğiniz zaman da rahatlama elde edersiniz. Sonra da tut bakalım mikrofonu. Bakın kardeşlerim. Gösterelim şimdi noktaları. Bu migrene faydalı olacak akupunktur noktalarını gösteriyorum. Gözünüzle kulağınızın arasında bir çizgi vardır. Onun üçte bir iç kısmı. Bakın bir, iki, üç kısım bak burası. Şu iç kısmını yani şuraya böyle parmağınızla masaj yapacaksınız. Şuraya bastığına masaj yapar. Orada hafif acıyan noktayı hissedeceksin. Buldun mu acıyan noktayı? Buldun değil mi? Hah. İşte görüyorsunuz bu noktaya yapılan masaj çok rahatlatır. Migren iki taraflı olabilir, tek taraflı olabilir. İkisine de yapsanız faydası olur. Bu nokta çok önemli bir noktalardan biridir. Bir de tam kulağınızın arkasında ensenizin bittiği yer. Canım kardeşim şöyle dön. Bakın şuralardaki nokta şu nokta. Bakın gösterdik. Bu noktaya da yapılacak masaj. Bunun için de şöyle getir. Ben ver artık mikrofonu bana. Baş parmağını getir bu sefer. Buraya tatlı tatlı masaj yapacaksın. Migrenin geleceğini hissettiğin zaman da bastıra bastıra yapılacak bu noktada seni çok rahatlatır. Ne yaptım? Bu noktayı gösterdim. Bu noktayı gösterdim. Kardeşim bir de kaşında üçte bir iç nokta. Gene buraya da şu parmağınla bastıra bastıra masaj yapacaksın. Yüzde üç tane nokta gösterdim. Başta daha doğrusu. Bir, kaşının üçte bir kısmı. Kulakla göz arasındaki bu kısım. Bir de ensedeki şu kısım. Bakın burası, burası ve bura. Bir de elimizde her zaman kullanabileceğimiz çok önemli nokta gösteriyorum. Şu çizgimizin bittiği nokta bak şurası. Kardeşim de burada ne yapacak onun içinde? Araya gireceksin şöyle. Heh, iyice sık orayı. Acıyan bir nokta olacak böyle. Hafif acıyacak. Buldun mu o noktayı? İşte bu nokta da çok önemlidir. Bir, iki, üç tane burada bir de elde göstereyim. Dört noktaya yaptığınız zaman migren ağrınızın, baş ağrınızın hemen rahatladığını göreceksiniz kardeşlerim. İki tarafla yapacaksınız. Buraya, 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 buraya ve enseye yaptığınızda hemen anında her türlü baş ağrısında rahatlarsınız. Aklınızda olsun can kardeşler, canım kardeşler. Güzel hocam, sizlere paça çeşitlerimizi hazırladık. Kelle... Ayak paça çorbaları var. Aynen öyle. Kelle, ayak paçamız kelle, var. Ayak paça var, kelle paça var. Beyin, bir de beyin söğüş var. Bir evet. De çürük paçamız var hocam. Sırf et dediğimiz bir olay. Kolajen açısından tavsiye ediyoruz. Probiyotik açısından tavsiye ediyoruz. Bedeninizin sağlığı için, vücudunuzun sağlığı için probiyotikler şarttır. Bunlar da probiyotiklerin güzel şekilde destekler. Burada çok güzel bir şey görüyoruz. Bu ne ustam? Hocam bu bizim baharatlarımızdan kimyon. Evet. Biz yapan en önemli olayımız kimyon. Her türlü kansere karşı kimyon çok etkilidir. Anti kanser ilacıdır. Vücutta toksinleri atar, zehirleri atar. Midede hazmı kolaylaştırır. Et yemeklerine kimyon konması etin hazmını kolaylaştırır. Mide dostudur. Allah korusun mide kanserine karşı koruyucudur. Yemeğinizde bir bozukluk varsa kimyon onu önleyicidir. Kolesterol düşürmesi de kesinlikle faydalıdır. Bu kimyonun çekilmemiş ham hali. Aynen öyle hocam. Tohum hali, bu da toz haline getirilmişi. Bunu çay olarak da demleyip içenler bravo, oluyor. Bravo. İçtiğiniz zaman cildiniz güzelleşir kardeşlerim. Kimyonun aynı böyle çayını yapıp o çayında suyunda cildinizi siliniz. Evet. Bir olmazsa olmazımız bir güzellik daha. Kuzu kokoreçimiz hocam. Kokoreç. Probiyotikler yani bağırsaklarımızın faydalı mikroplar açısından da çok önemli. Kokoreçte olmazsa olmazım. Sevgili kardeşlerim Adana'ya geldik. Adana'ya gelince bizi şaşırtan bir şeyle daha karşılaştık. Adana böreğe çıktı. Adana böreğinin kardeşim de ilk defa Türkiye'de ilk defa değişini yapmış.
Ne yaptın? Kokoreçli börek yaptık hocam. Kokoreçli Adana böreği yapmış. Aynen öyle. Bakın kardeşlerim, bu Adana böreğini yapan üst kısmı. Bu geldik, bu içindeki kısmı ve kaşarla beraber gördüğünüz gibi kokoreç. Yani böyle bir lezzet de yok. Kıymalısı var, sucuklusu var, pastırmalısı var. Bizlerin de işi aynen öyle. Sakatat üzerine çalışıyoruz ve bir farklılaştırma yoluna gitmemiz gerekiyordu. Bunu en iyi yapacağımız olay içerisine kokoreç katmaktı. Biz de onu gerçekleştirdik. Şimdi gelelim bu güzelliklere. Evet. Bu güzellik bir aşk hocam. Evet. Ben maliye mezunuyum. Ama şu an ben maliyecilik yapmıyorum. Ben bu olayı burada sunduğumda bu benim için farklı bir mutluluk. Doğru. O şırdan tezgahının başında müşterilerime ben bunu ikram ettiğimde ve gerek her gün her akşam bir tane yiyorum. Şırdan, kırkat ve karın dediğimiz olay koyunun işkembe kısmı. Yani sonra da burada bir de mumbarımız var. Bu da bağırsaklarına geçen. Aynen öyle. Bu da mumbar dolması. Geldik buna. Evet. Kelle tandır. Olmazsa olmazımız. O kadar güzel pişmiş ki hocam artık yani şöyle bırak. Aynen öyle. Evet, ellerine sağlık. Teşekkür diyoruz. Ederiz hocam. Başarıların devamı. Ayaklarınıza diyoruz. Sağlık. Çok teşekkür maliyeci, ederiz. Maliyeci kasabın oğlu kardeşim, maliyeci kardeşim de kesinlikle yolu düşenler buyursun gelsinler. Herkesi bekleriz. Çok teşekkür ederiz. Can kardeşler, canım kardeşler, Adana'da dolaşmaya devam ediyoruz. Gece bir yere geldik. Nereye geldik? Adın ne? Seyit Mustafa Çetin. Ne kadar güzel. Kim koymuş bu isimleri? Babam ve annem. İkisi ortak. İkisi ortak. Karar verememişler herhalde. Biri Seyit demiş. Evet. Öbürü yok, Mustafa olacak demiş. Teşekkürler. Ne şikayetin var? Bir tane mi senin? Benim topuk dikenim var. Topuk çok yürüdüğünde topuğum ağrıyor. Kim dedi topuk dikeni var diye sana? Aslında ayağım ağrıyordu. Babamla beraber kontrole gitmiştik. Film çekilmişti. Topuk dikeni olduğunu öğrendik. İşte orada öğrendik topuk şimdi dikeni. Şimdi ağrı yerini göster bakalım bana, tamam mı? Şuralarım ağrıyor. Tamam. Şimdi sen şu mikrofonu tut yenge. Şimdi sevgili kardeşlerim, ayak tabanında plantar fasiye denilen bir bölge vardır şurası. Onun bitiş olduğu yerde ağrı olduğu zaman genelde topuk dikeninde sebeptir deriz. Tam şurada ağrısı var. Doğru mu yavrum? Evet, doğru. Şimdi biz kendisine buraya bir tabanlık yapacağız. Ama akşamlar eve gelince şuraya kadar leğenin içine sıcak su koyacağız. Hı hı. Bu suyun içine bir tatlı kaşığı tuz koyacağız, bir tatlı kaşığı karbonhidrat koyacağız. Yaklaşık bir çorba kaşığı kadar da kekik koyacağız. Kekik. Kekik, evet. Sıcak su olacak bu. Şöyle karıştıracağız. Ilıklığını açtığı zaman da ayaklarını sokacağız içine. O suyun içine ayaklarımızı hareket edeceğiz. Şu ayak tabanla şöyle masaj yapacağız. Hı hı. Biz size şimdi vereceğiz. Bir yağımız var, ozon yağı diye. Onunla masaj yapacağız. Evet. Sen de ayaklarını şöyle egzersizler yapacaksın. Bak yaptıralım. Aç. Şöyle aç. Şöyle aç. Ayaklarını şöyle şöyle yap. Harikasın. Parmak ucu şöyle yap. Topuk böyle yap. Parmak ucu yap. Topuk yap. Her türlü topuk ağrılarınızda, her türlü ayak ağrılarınızda bu hareketler geçerlidir sevgili seyircilerim. Bir de ayakta yapacağız şimdi bunu. Yavrum bak parmak ucuna kalk şöyle. Topuğuna kalk şöyle. Eğer ayak tabanında böyle sıkıntı varsa muhakkak belde, sırtta, omuzda da ağrı vardır. Nitekin oğlumuza da soruyoruz. Mikrofonu tut yenge. Ağrı var mı? Sırtında var, evet, var. Bilhassa ayakta durduğunda, yol yürüdüğünde ağrılar olur. Bunlara da mani olmak için muhakkak barfix demiri gibi demirde sallanması lazım. Çekmeyecek, sallanacak. Bir de omuz hareketleri, bel hareketleri yapması lazım. Bunları yaparsak ömrün sonuna kadar rahat eder. Yapmaz, yapmadı mı ayakları ağrır, beli ağrır, sırtı ağrır ve tam büyüme çağında bir hafif belinde, sırtında eğilme olur. Bu dediklerimiz için bir ayak ölçüsünü alalım. Getireyim şanım, hemen ayak ölçüsünü alıverelim. Bu seyyar olacak, her türlü ayakkabısının içine konacak. Bunu kullanacak. Bunları yaptık mı hiçbir şeyimiz kalmayacak. Anlaştık. Evet, şimdi ne şikayeti var? Anlat bakayım. Ayağın ucuna basmaya başladı. 3 yaşından sonra bu. Ayağın ucuna basmaya başladı. Yani inme mi geçirdi ne olduysa. Bir yürü bakayım yavrum şimdi. Tamam yürü. Yeni ameliyat oldu. Yeni ameliyat tamam. Oldu. Gel. Gel. İki ayağında da var.
sol biraz daha az ama sağda da var. Ne ameliyat yaptılar? Açı için. Beyi mi gevşettiler? Nereye gevşettiler? Şuradan bir şey parmağını düzelttiler. Bir de şurada hocam. Gevşetme yapmışlar. Aynen, gevşetme yaptılar. Peki. Şimdi bu oğlumuzun ayağını emir getiren kaslarında bu bozulmalar var. Ellerinde de güçsüzlük var mı? Ellerinde de sıkıntı var mı? Var. Ellerinde de güçsüzlük var. Bak görüyorsunuz. Kaslarına söyleyeceğimiz masajlar var, egzersizler. Onları anlatıyoruz. Bunları yaparsak bu çocuklarda bir düzelmeyi elde edebiliyoruz. Ama tabii hiçbir şeye söz vermiyoruz. Garanti hiç vermiyoruz. Beraberce göreceğiz. Verdiği şikayete göre tedavilerimizi yapacağız. Hareketleri güzel uygulayacağız. İnternetten de kendin bak bu dediklerimize. Ozon tedavine, kök hücre tedavisine bunları nasıl uygulayacaksın? Bunları şey yapalım. Ne olmayı düşünüyorsun sen? Asker. Hadi inşallah bakalım. 3 yaşına kadar normaldi. Hiçbir şey yoktu onun. 3 yaşından sonra biz ayağını yani ucuna bastığını falan. Ailede hiç yok böyle bir şey değil mi? Kesin. Amcamın oğlu da var bir tane öyle. Bu şekilde ama o düştüğünü söylüyorlar zaten. Çocukken düşürmüşler çocuğu. Ondan sonra olduğunu söylüyorlar ama. Neyse. Şimdi biz size bu vitaminleri şeyleri anlatalım. Bunları hemen başlayın. Arüstü bal polen diye bir şey vereceğiz. Multivitamin, E vitamini vereceğiz. Bir de D vitamini vereceğiz. Bunların neticesine göre yaklaşık bir ay bunları kullanacaksın. Bir ay sonra sizinle konuşacağız. İşimiz önemli değil, çok önemli. Evet. Bir daha söyleyeyim. Demin kardeşim dediği gibi en önemli hastamız hakikaten bu gecenin en önemli hastası bu. Biraz ciddi dediklerimizi tutacaksınız. Ondan sonra da neticeyi, durumu göreceğiz beraberce. Anlaştık mı asker abi? Anlaştık. Hadi bakalım. Çok güzel bir bahçeye geldik. Güzel lavanta kokulu. Bu bahçede güzel lavantalar var dedik. Güzel bir konseptimiz de var burada. Onun altına çok değişik bir sirke yapacağım size. Sirkeler neye yarıyor? Bize bir kendini tanıtır mısın? Pardon birden girdim ben. Tabii ki hocam. İsmim Yeliz Tok. Yeliz Hanım bu köylü. Burada güzel bir arazide eşiyle beraber bir aile şirketi kurmuş. Evet. Burada güzel lavantalar yetiştiriyor. Evet, evet sen devam et. Evde iki çocuk büyütüp pasta börek yaparken Tarım Bakanlığı'nın hazırladığı bir proje yarışına katıldım. Ve projemle Türkiye birinciliği ödülü aldım. Maşallah. Aldığım ödülle de projeyi hemen hayata geçirdim ve Adana'yı lavanta ile buluşturdum. Ne kadar güzel, maşallah. Şimdi Adana'mızın 5 dönüm bir lavanta tarlası var. İçerisinde güzel bir kahvaltı salonumuz. Yaz aylarında açan çiçeklerinde bir sürü ziyaretçisi çok var. Çok harikasın. Şimdi sirkeler neye yarıyor? Hadi bakalım bize bir söyle. Hocam beni çok kötü yerden buldunuz. Dün gece ders çalışmamış. Işıklar sönmüş o yüzden dersini çalışmamış. Sevgili kardeşlerim, ben size biliyorsunuz her program bir şeyin sirkesini yapmaya çalışıyorum. Çünkü sirke neye yarıyor? Bütün vücudumuzun direncini kuvvetlendiriyor. Probiyotik diye bir şey var. Nedir probiyotik? Bağırsaklarımızın faydalı mikropları hepimizde olması lazım. Evet. Sende yaklaşık 2 kilo kadar probiyotik var. Bende de var 2 kilo kadar probiyotik. Eğer bu probiyotiklerimiz düzgünse her şey düzgün oluyor. Sinir sistemiyle bile ilgili. İşte en güzel probiyotik de sirkede var. Biz de diyoruz ki ev sirkeleri daha güzel. Piyasadaki iyi yapan firmalara saygı duyuyoruz ama bazıları da hızlı sirke yapmak için asitle yapıyorlar. İçine sirke asidi denilen asidi koyup çabucak yapıyorlar. Biz öyle değil. Biz doğal sirke yapıyoruz. Her şeyin sirkesi yapılabiliyor. İşte portakal yaptık, limon yaptık, mandalina yaptık derken bu sefer de çok değişik bir şey sirkesini yapacağız. Bu yöredeki insanlar bunu biliyorlar. Ne ablam bu? Şeker kamışı. Şeker kamışı. Biliyorsunuz şeker bir pancardan elde ediliyor, bir de şeker kamışından elde ediliyor. Biz size şeker kamışından şimdi şeker elde etmeyeceğiz ama çok değişik bir sirke yapacağız kardeşler. Bu sirke neye yarayacak? Bu sirke sizin vücudunuzun direncini kuvvetlendirmeye yarayacak bir. Halsizliği var benim çocuğumun dersen çok faydalı olacak. Ders çalışması lazım, benim çocuğuma enerji lazım diyorsan bu sirke çok faydalı olacak. Koronaya karşı korunsun diyorsan bu sirke çok faydalı olacak. Artı faydalı mikroplarını verdi, şey yaptı, stresinize bile çok faydası olacak. Bağırsakların güzel çalışmasına faydası olacak. İçindeki mineralleri açısından da vücudumuzun dengede tutmaya faydası olacak. Böyle mükemmel bir nimet şeker pancarı, biz de şeker kamışı, biz de şeker kamışından size sirke yapacağız. Şeker kamışı bilhassa karaciğer rahatsızlıklarında çok faydalı. Karaciğeri düzenleyici özelliği var. İçindeki etken maddelerin dışında sirke olmasıyla da çok etkili.
karaciğeri düzenlediği için kolesterolünüzü düşürmede de çok faydalı. Şimdi şeker kamışından sirkemizi nasıl yapacağız? Yaklaşık şöyle 10 parça kadar şeker kamışları şu boyda, bunları aldık. Bakın kabuklarını soyduk bu şekilde. Bunu suyunda sıkıp içebiliyorlar. O da güzel ama ben sirkesini daha çok tavsiye ediyorum. Mükemmel bir nimet. Şimdi bunları böyle açacağız bir kavanozun içine. Yaklaşık 10 tane kadar kabuklarını soyduk, yıkadık, temizledik. Şimdi şeker kamışından sirke yapıyoruz. Bunun pekmezini de yapıyorlar suyunu çıkarıp. O da çok güzel. Şimdi sirkenin olmazsa olmazı ne? Bir bardak maya sirke. İkinci olmazsa olmazı ne? Kaya tuzu. Yaklaşık bir çorba kaşığı da kaya tuzu. Ve üstüne doğal ortamından kuyu suyumuzu da koyalım. Evet kardeşlerim, gördüğünüz gibi sirkemiz hazır. Şöyle bir karıştıralım. Nesi eksik kaldı? Nesi kaldı hocam? Bismillah demedik. Bismillah ben kurdum, güzel olsun diyeceğiz. Rabbim güzel yapsın diyeceğiz. Şöyle üstüne de lastiğini koyacağız. Niçin böyle yapıyoruz? Niye bez koyuyoruz? İçeride fermantasyon olacak. Hava olacak. Kapadığımız zaman pot diye patlama yapar. Şişeyi bile patlatabilir. O yüzden biz üstüne bez koyuyoruz. Arada bunu böyle tahta kaşıkla karıştıracağız. Eğer üstünde beyaz bir barlanma olsa o önemsiz. Küf görürsek onu alıp atacağız. Olmayacak %90 küf ama onun dışında bu sirkemiz yaklaşık 15-20 gün içinde mükemmel bir sirke olacak. Neye yarayacak? Karaciğere faydası var, bağırsaklara faydası var. Enerji verecek, vücudumuzun direncini kuvvetlendirecek. Her türlü mineralleri var, içinde potasyumları var. Demir var, kansız daha iyi gelecek. Kolesterolü düşürecek. Daha ne yapsın ya? Daha ne? Hemen bir şey daha söyleyeyim. Duşa girdiniz, çıkıyorsunuz, saçların güzel parlak olsun diyorsanız da bundan yaklaşık bir çorba kaşığını 3 litre kadar suyun içine koyacaksınız. Böyle eğilip saçlarınızı durulayıp onunla çıktığınız zaman saçlarınız daha parlak olacak. Saçlarınızda kepeklenme olmayacak mesela. Ona da faydası var. İşte böyle çocuğum benim cildimde sivilceler oluyor. Bundan böyle bir fincana koy, pamukla cildini silsin. Çok güzel temizleyecek. Oradaki sivilce oluşumunu da engelleyecek. İşte böyle bir güzel sirke. Neden yaptık? Şeker kamışından yaptık. Eğer bulabilenler herkes yapsınlar. Mükemmel bir nimet can kardeşler, canım kardeşler. Bugün size değişik bir sirke yaptık. Şimdi kardeşim de dedi ki hocam ben de sana bir şey yapacağım dedi. Hadi bakalım yap, sen ne yapacaksın? Şimdi kardeşim de annesinden öğrendiği bir güzelliği yapacak. Bakalım ne yapacaksın bize? Hadi dinliyoruz seni. Bahçemize yetiştirdiğimiz lavantaları kuruttuktan sonra kış aylarında evimizin içerisinde... İşte lavantalar bunlar. Bunlar da lavantanın tohum kısımları. Şöyle toplamış kardeşim. Evet görüyorsunuz lavantalar. Evet. Tencerenin içine koyduğumuz kaynamış suyu. Yaklaşık 8 bardak kadar bir kaynamış suyu bir tencereye koyduk. Ve evet. İçerisine birkaç dal lavanta atıyoruz. Tamam. Sonra da kuruttuğumuz ve dallarından ayıkladığımız lavantalardan bir avuç kadar atıyoruz. Harikasın. Sonra evimizin bir köşesine ya da sobamızın üzerine, kaloriferlerimizin üzerine koyduğumuz zaman antibakteriyel özelliği olduğu için hem odadaki mikropları kırıyor, hem sakinleştirici ve uyku verici özelliği olduğu için çocuklara uyku veriyor, hem de mis gibi bir koku yayıyor içeriye. Hocam devam etsin. Ben kardeşime aynen katılıyorum. Çok doğru bir şey yaptı kardeşim. Bakın bunu böyle sobanın üstüne koyabilirsiniz, kaloriferin üstüne koyabilirsiniz. Artı. Evinizdeki sıcak olan bir yere koyun. Hiçbir şey yoksa da köşeye bir yere koyun. Yaydığı aromatik özelliklerinden dolayı havadaki virüsleri öldürücü özelliği var. Denenmiş. Bilhassa bu koronalı günlerde, bu omikronlu günlerde mükemmel bir nimettir. Kesinlikle ve kesinlikle yapın. Benim çocuğum uyumuyor diyorsanız uyku verici özelliği de vardır. Sedasyon yapıcı özelliği de vardır. Lavantaya katılıyorum. Lavanta inanılmaz bir nimettir. Son dönemlerde böyle güzel girişimciler sayesinde lavanta çok ilerledi. Daha da ilerleyecek inşallah. Yağını da bulursanız yağını da damlatabilirsiniz ama bu bile bakın ne kadar. Sevgili yönetmenim bir kokla şunu bak gel. Şimdiden huzuru buldum. Şimdiden huzuru buldum. Evet. Can kardeşlerim, canım kardeşlerim kesinlikle tavsiye ediyoruz. Benim çocuğum çok huysuz, benim çocuğum çok hırçınlaştı diyorsanız
hemen ders çalışırken yavrum bu şu köşede dursun bak ne güzel koku veriyor deyin. Göreceksiniz ki hemen rahatladığını göreceksiniz. Ferahladığını göreceksiniz. Lavantayı ihmal etmeyiniz. Lavanta inanılmaz bir nimet. Önümüzdeki günlerde böyle akıllı girişimciler sayesinde daha da ilerleyecek. Kardeşime teşekkür ederiz. Başarıların devamını diliyoruz. Allah'a emanet olun diyoruz. Adana'nın çok uzak bir köşelerine doğru geldik. Burada çok güzel bir nehrimiz akıyor. Ceyhan Nehri akıyor burada sevgili kardeşlerim. Burası Misis Köprüsü. Misis Köprüsü de işte gördüğünüz köprüye Misis Köprüsü. Ta Romalılar döneminde yani 4. yüzyılda Romalılar tarafından yaptırılmış Anadolu'da ilk köprü olduğu söyleniyor. Burada da yine kazılar var. Bir sürü Romalılardan kalma şehirler de varmış. Çok özel bir köprü. Daha sonra tamiratlar, tadilatlar da görmüş ama ta o zamandan beri iş gören bir köprü olarak tarihe geçmiş. Peki bizim açımızdan, daha doğrusu doktorluk açısından ne önemi var bu köprünün? Çok enteresan bir rivayet var sevgili kardeşlerim. Lokman Hekim bu yörelere gelmiş. Bu yörelerde ölümsüzlük iksirini bulmuş. Lokman Hekim ölümsüzlük iksirini bulmuş ve o iksiri de bir eline kağıda yazmış. Ama ve lakin bu köprünün üstünde geçerken bir rivayete göre Cebrail tarafından, bir rivayete göre kendiliğinden o ölümsüz iksirini elinden uçurmuş ve Ceyhan nehrine düşürmüş. Ceyhan nehrine düşen ölümsüz iksiri dolayısıyla kaybolmuş. Yani Yüce Allah ölümsüzlük iksirini bırakmak istememiş derler. Lokman Hekim bulduğunu söylerler ama tabii bunlar hepsi rivayet. Bizim açımızdan o önemliydi. Pirimiz, üstadımız Lokman Hekim burada yaşadığı, bu yörede yaşadığı ve buralarda ölümsüz iksiri bulduğunu söylendiği için ben de size bu köprüyü göstermek istedim. Çok eski tarihi olmasını hasebiyle yani o nedenle buraya getirip gösterdim. Gürültü sularımız akıyor. Güzel Misis Köprüsü'nü size gösteriyorum. Can kardeşler, canım kardeşler neredeyiz? Adana'dayız, Misis'teyiz. Misis Köprüsü'nü size anlattık. Bir de Misis ayranı varmış. Neymiş bunun özelliği? Gördüğünüz gibi mis gibi bir köpüklü güzel bir ayran getirdi. Burada bir Kemal kardeşimiz var. Hocam buyur dedi, bir ayranımızı iç dedi. Oğlu Ergün de bize anlatacak bakalım. Neden hocam, bu geldiniz. Misis ayranı güzel? Hocam Misis ayranının özelliği Adana'nın, Çukurova'nın daha doğrusu şifalı otlarını bizim buranın hayvanları, inekleri gezerek yer, yani gezi olduğu için yer. Akşam anneler, bacılar bizim sütümüzü sağar, sabahına yoğurt olarak mayalanır, hazırlanır. Biraz normal sütlere göre biraz daha yoğundur. Onun için farklı bir damak tadı, harika özellikle söylüyorum. Sağlık bakımından bakarsak siz bu konuda daha iyisiniz hocam. Doğru. Şimdi ben sağlık bakımından söyleyelim. Bir kere kalsiyum her gün bize 1 gram yani 1000 miligram kalsiyum lazım. Evet. Bu kalsiyum işte böyle ayranlardan, sütten, peynirden, yumurtadan, beyaz peynirden alabilmemiz lazım. Almazsak, aynen, almazsak vücudumuz depolardan yani kemiklerin içinden alıyor. Bu da kemik erimesine sebebiyet veriyor. O yüzden her gün 1 gram kalsiyum almamız lazım. Bunun için de en az 1 bardak ya da 2 bardak ayran içmemiz lazım. Gerekiyor, evet. Avuç içi kadar peynir yememiz lazım. Diğer meyveleri, sebzeleri yememiz lazım. Çünkü meyvelerde de kalsiyum var. Aynen. Ama ayran gerekiyor. Bizim geleneksel en mükemmel kalsiyum depomuzdur. Peki sade kalsiyum mu? Hayır. En önemlisi de D vitamini var. D vitamini. D vitamini vücudumuzun direncini sağlayan, bizi koronadan koruyan, kemiklerimizin erimesine mücadele eden D vitamini çok önemli. İşte görüyorsunuz D vitamini de bol bir şekilde var. Ayranımızın özelliği içinde yağ oranı var. Protein kaynağı. Protein özellikle olmazsa evet, olmaz. Evet. Vücudumuza her gün protein lazım. Hani sporcular çalışıyorlar, kas yapmaya çalışıyorlar, protein arıyorlar ya. İşte size güzel bir ayran, güzel bir protein deposu. Afiyet olsun hocam. Diğer içecekler yerine çocuklarınızı ayrana, limonataya alıştırınız. Bunları içiriniz, bunları yediriniz diyoruz. Hepinize sağlıklı günler derken
Ergün kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Bize çok güzel böyle bir buranın geleneksel sarımsaklı ekmeği varmış. Ondan ikram etti. İçinde de görüyorsunuz çok güzel böyle peyniri de koymuş boyunca. Tereyağlı da güzel humusumuz geldi. Humus ne? Nohuttan elde edilen tahin ve nohutlu tereyağlı. Hadi bakalım bir yiyelim. Sizin yerinize tadınıza bakalım sevgili seyircilerimiz. Teşekkür ederiz. Selamün aleyküm. Aleyküm selam babacan, hoş geldin. Bu ayakkabı hastanesinden bir Profesör Ahmet varmış. Evet, tam yerine geldiniz. Sen misin? Evet hocam. Profesör Ahmet kardeşim, ben de kendimi tanıtayım. Ben de Doktor Feridun Kunak, merhaba. Oo, memnun selamün oldum. Aleyküm. Memnun oldum. Sağ ol. Kardeşler, Adana'dayız. Adana'da güzel bir yerde geçerken bir kasabada ayakkabı hastanesi ve Profesör Ahmet diye bir arkadaşımıza denk geldik. Bakalım dedik, kimmiş bu profesör, bir uğrayayım dedik, geldik yanına. Bir anlat bakalım, nereden profesör? Hocam sen? Şimdi bak, ben ayakkabı profesörü. Artı bir de master yaptım. Oo. Öyle istedi, dünyayla şey yaparım yani. Yarışırım diyor, yarışırım. Mesleğimde. Ha? Oo. Sevgili seyircilerim, buralarda geçerken dikkat edin, bakın derinizi merinizi bırakmayın. Hemen ayakkabı yapıveririm. Ben kendime güveniyorum hocam. Evet, Allah. Allah razı olsun. Kaç severek yapıyorum bu işi. Çok önemli. Aşk ile. Aşk ile. Aşk ve sevgi çok önemli. Tabii ki. Bu onu yaptın mı o. Oh. Senin bu tatlı dilin, güler yüzün ha. Oldu mu gerisi bitti. Hocam her şeyi aşk ile yapacaksın. Aynen öyle. Her şeyi. Aynen öyle. Sevgili kardeşlerim, hakikaten bir ayakkabı hastanesi gibi bir yer. Hiçbir ayakkabıcı dükkanında, yani tamirat dükkanında olmayan aletler var. Parlatıcılar var. Keçeler var, fora var, freze var. Yani Tomlu bunlar var. Ne demek? Ayakkabının imalatında da olan şey. Yani bu adamcağıza böyle bir deriyi getirin, size bir ayakkabıyı yapar verir. Hakikaten öyle. Doğru mu? Söyledim ya. Evelallah. Doğru. Evet. Doğru. Ben de ortopedik ayakkabılarla çok ilgili olduğum için birazcık biliyorum. Hakikaten evet. Dediği doğru. Abi, kaç sene oldu bu işi yapalı? 45 sene. 45 senedir bu işi yapıyor. Evet hocam. Vay maşallah. Evet. Sevgili kardeşim. Müşteri memnuniyeti önemli hocam benim için. Para ikinci planda. Müşteri memnun, Allah razı olsun diyecek. Çok önemli. Güle güle ye diyecek. Aynen öyle. Çok önemli. Kardeşim hakikaten çok güzel bir sistem kurmuş. Ayakkabıyla ilgili her şeyinizi halledebiliyorsunuz. Yalnız biz buraya tesadüfen girdik. Bunlar kim kullanıyor? Bunlar neyin nesi burada? Hocam böyle? Benim o. Ben ne kullanıyorum. Oldu? 7 yaşında traktör tepeledi bacağı, ayağıma. Evet, sonra işte yara oldu. 2001'de de İstanbul'da kesildi. 2001 yılında. Neresini bir göster bakayım ya, merak ettim, bir göster bakayım. Evet. Evet sevgili seyircilerim, gördüğünüz gibi bir protez kullanıyor. Ama bayağı eski bir protez ustam bu ya. Evet. Şimdi terzinin söküğü ne derler, sen getir onu. Kendi söküğünü dikemez derler. Ayakkabınızı da kendi ayakkabınızı yapamaz. Fırsat bulamıyorum. Kendine bakmaya fırsat bulamıyor. Evet. Ama fonksiyon, yani iş görür bölümü çok güzel. Dışarıda görseniz Ahmet kardeşimizi hiç bile anlamazsınız. Dizden aşağısında sıkıntıdan dolayı diz altı. Amputasyonu diyoruz, yani kesilmiş. Ama çok şükür her türlü işini gücünü görüyor. Tabii. Mükemmel bir hale gelmiş. Vatana millete hayırlı olmaya çalışıyorum. Allah razı olsun. Vatana millete hayırlı, karınca kararınca yardımcı olabiliyorsam ufak tefek ne mutlu. Kardeşim hakikaten bir örnek can kardeşler. Eğer kardeşim yerine başkası olsaydı maliyet parası alırdı. Oturdu bir köşede böyle. Pineklerde kahveye giderdi ama ne yapıyor? Azmiyle, koltuk değneğiyle. Hocam mücadeleyi seviyorum. Allah razı olsun. Mücadeleyi. Çok önemli be can kardeşim. Evet. Allah senden razı evet, olsun. Evet, aşk ile mücadele. Çok önemli. Evet hiç hocam. İpin ucunu bırakmayacağız. Ölene kadar hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünyaya çalışacağız. Tabii ki. Çok önemli. Onurlu, kurulu olacaksın. Aynen. Ben de sana bir ozon yağı hediye edeceğim. Buralarına süreceksin ki şuraların biraz güçlensin. Çok teşekkür ederim. Geldi mi hemşehrin?
Ozon yağımızı verelim sen sana. Sen o. Bu ozon zeytinyağı. Evet. Ama içinde oksijen var. Bu dokularını canlandıracak. Hmm, evet. Akşamları orayı yıkadıktan sonra bunu sür. Oradaki evet. Dokuların canlanır. Bir de şuralara da sür ki. Tabii. Sen zaten, esasında, zaten bu güdük zayıf. İşte sen birazcık gayret etsen, o güdüğü bir kuvvetlendirsen, sen değneksiz yürürsün ya. Doğru söylün. Yani sen herkese hayrın var ama kendine pek hayrın yok. Şimdi çocuk yaşta kesilince hocam, bu güdük zayıf kaldı. Dikkat gelişmedi etmedi. Gelişmedi. O zaman da teknoloji biraz zayıftı tabii. Şimdiki teknolojiyle aynı değil. Aynı değil. Neyse. Allah herkesi bu dünyada bir şeyle imtihan eder. Amin. Bu da senin imtihanınmış. Evet evet. Ama sınıfı geçiyorum merak etme. Ben hayatımdan memnunum abi. Allah razı olsun. Pozitifim. Hocam Allah. Pozitif. Ne kadar mutlu. Çok Allah mutluyum evet. Allah senin bu pozitifliğini bozmasın. Tabii ki. Bu güzelliğini bozmasın. Devlete, millete, vatandaşa, Adanalı kardeşlerimize hep böyle sen de onların sıkıntılarını gider. Kaynak çalışmak. Aynen. Mücadele. Hiç bırakmayın. Mücadele. Allah razı olsun. Heh. Evet. Tesadüfen geldik ama çok güzel bir yere geldik. Kardeşimden Allah razı olsun, sağ olsun. Çok da güzel ağırladık. O güzel mandalin, nerede mandalinalar? Güzel mandalinalar ikram etti bize hemen koştur koştur. Çok güzel. Hemen Kuma, de... Kuma stai, buongiorno, ciao. Gördün mü güzel, güzel tabii ki hocam buyur. O bu İtalo olan mandalin. Of, biz of. Mandalinanın yerindeyiz burası. Yerindeyiz. Evet. En güzel. Abdoğlu köyü. Hemen. Bizim burada yetişiyor. Hong Kong'a gidiyor bu mal. Hong Kong'a gidiyor. İncir, mandalina. Vay vay vay. Evet. Çok güzel. Yuvası abi, bura. Yuvası burası. Abim de Mrs. burada çalışanlarına, ayakkabılarına bakıyor, onlara hizmet ediyor. Böyle bir güzellik olmuş. Kendisine çok teşekkür ederim. Allah hayırlı işler versin diyelim. Herkese örnek olacak kardeşim. Çok biliyoruz. Sağ ol. Çok sağ ol. Allah'a emanet olacak teşekkür kardeş. Ettim hocam Allah'a. Allah'a emanet İki olasın. Profesör bir araya geldik. Gelmiyor bir. Hadi Öpah Bey. Bu da Allah razı olsun. Sağ ol abi. Bundan güzel ne olabilir? Bence de. Bence de. Ya, ya tabii. Hanımla ilk evlendiğin zaman nasıl buldun? Kaçırdın mı? İstediğimi alamadım. İstediğini alamadım. Eyvah. Yok. Yenge duyarsa ne diyeceğiz? Ya ama ya. Yakalandık şimdi. Eyvallah. Şimdi yönetmenin yanvaralım da bu kısmı koymasın. Ne edeceğiz? Akşam evi almazsan ne edeceğiz? Ya ne yapayım evet. Neyse şuraya bir yatak atarsın artık. Ya buluruk bir formu. Buluruk bir formu. Demokraside çare tükenmez. Tükenmez öyle ama. Saçlarını böyle bir atardı. İçimi giderdi. Sonra gelmediler mi? Ne oldu? Ya oldu. Bir şeyler oldu. Olmadı. Çoluk çocuk var mı abi? Var. İki oğlum var. Maşallah. Onlar ne iş eder? Onlar da okuyor hocam. Peki bu yengemi nereden buldun sonra? Nasıl aldın? Vallahi bunu size... Bir arkadaş vardı. Ha. Böyle cuma namazından çıktık. Ha. Dedi ki... lan dedi Ahmet'e bir kız bul lan dedi. O da tamam var dedi. Kolunda biraz rahatsızlık var dedi. Bir görelim geldi. Gördük birbirimizi. Dedim senin de kusurun var. Benim de bir kusurum var. Kusur değil o abi. He. Öyle kusur ya mesela yani. Mesela. Lafın gelişi. Lafın gelişi. Birbirimize mahana bulamamak. O da biraz engelli. Ben de bu iş olur. Evin hizmetini görebiliyor mu dedim. Vız gelir dedi. Oh maşallah. Vız gelir dedi. O zaman dedim tamam. Eşeğe paldım ben seni aldım. Paldım ben seni aldım. Vay hocam vay. Kusura bakma. Olur mu abi? Allah razı olsun. Evet, evet. Allah yengemle uzun uzun sağlıklı güzel günler versin. Ben solistlikle yapıyorum. Şimdi güzel bir şey patlat bize şöyle. Allah Allah. Bir parça, hemen başım bir gözümse. Parça patlatıyor şimdi bize. Kaşlarını eğdirirsin. Birbirine değdirirsin. Güzelliğin yoktur aman. Sen kendini sevdirirsin. Sen kendini sevdirirsin. Öldüm, 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 öldüm. Sen çağırdın, ben de geldim. Stop! Allah razı olsun. Stop! Allah razı olsun.
Allah razı olsun sen abi. Sen de. Allah kimsenin Allah'ın dirliğini, düzenini bozmasın. Yuvasını, yuvasını bozmasın. Huzurunu daim etsin. Üç günlük dünyada ne? Bence de. Bence. Değmez yani. Değmez, hiç değmez. Hadi abim, Allah'a emanet olasın. Hadi sağ ol. Allah hayırlı işler versin. Sağ ol, Allah razı olsun. Profesör çok... kardeşime selamlar. Hadi. Sen olsun. Profesör, ben profesör. Yalnız farklı, ben master da yaptım. Aa, kardeşim master da yaptı. Adana'da çok güzel bir yere geldik. Güzel bir park. Burada çocuklar için çok güzel eğlenceler var. Ben hep diyorum ki çocuklarınızı bol bol zıplatınız. Ayak kasları için, ayak tabanları için çok önemli. Burada da çok güzel bir alet var. Tam ayak kasları kuvvetlensin, ayak tabanları kuvvetlensin diye. Ayak tabanlarının güçlü olması için lazım? Taban çökmemesi olmaması için lazım. Taban çökmesi olduğu zaman bütün eklemlerde rahatsızlanma, bozulma oluyor. O işte o yüzden diyoruz ki bol bol parmak uçlarında zıplasınlar, parmak uçlarında yürüsünler. Hele böyle bir zıplayacak bir yer bulurlarsa çok daha iyi. Can kardeşler, canım kardeşler, Merkez Parkı'ndayız. Adana Merkez Parkı'nda çok güzel bir trene bindik. Belediyenin bir treninde buranın işletmecisi Şerif abimle beraberiz. Ferdi hocam, hoş geldiniz Adana'mıza. Şeref verdiniz. Sahil Ayla Çay Bahçesi ve minyatür treni işletmekteyim. Ve mini hayvanat bahçemiz var. Tavus kuşlarımız var, kazlarımız var, ördeklerimiz var. Çeşitli hayvanlarımız var. Ve spor amaçlı zıp zıp koyduk oraya. 4 kişilik payton piskilet koyduk. Bayanlar, karı koca, eşler, çocuklar biniyor. Merkez Park'a şenlendiriyorlar. İnşallah belediyede bir izin alabilirsek bu ufak çocuklarla trafik eğitimiyle ilgili bu bisikletler üzerinde çocuk yaşta eğitip ileri yaşta temelden gelmiş bir sürücü yetiştirmeye gayret edeceğiz. Can kardeşler, canım kardeşler, Adana'da bir abimizin yanına geldik. Bize bir tanıt kendini abi. Ben Ahmet Can, Mardinliyim. 1948 doğumluyum. Şu durumda Adana'da yaşıyorum 55 seneden beri. Abi ne oldu sana, ne şikayet? Vallahi ya? Hocam bir de benim ufak parmağım, ayağım parmağım, sağ ayağım şöyle hafif siyahlaştı. Hafif. Ben de şöyle elledim, salladım. Çıktı. Bak eline geldi. He, elime geldi. Ağrımadı, bir şey olmadı. Ben ikinci günü baktım, o bir parmak ağrıyor. Allah Allah, bu ne? Ondan sonra o bir parmağı attı. O bir parmağı attı. Ayağım alt kısmına da atmış. Şu alt kısmını, tabanı da atmış. İnanın hocam, 8 aydan beri yataktayım. Şimdi sevgili kardeşlerim, abimin dikkat edersek şöyle yan yana getirelim ayaklarını. Bakın renginden belli. Şuradan itibaren dolaşım iyi değil. Buraya kadar geliyor. Bakın buradan itibaren dolaşım iyi değil. Ne demek? Tamam. Kan giriş çıkışı iyi değil. Ayak damarlarında tıkanma oluyor. Şeker evet. Kaç gidiyor abi? Valla şeker iğne kullanmasın 500'e de çıkıyor hocam. Şimdi abimin şekerinde yükselme olduğu için şekere bağlı ayaklarda tıkanma olmuş. Şekeri hep düzgün olması lazım. Ayak bileğini hareket ettirmesin abi. Hah, iyice ama iyice çek. Hızlı hızlı değil. Bak bunu da yapalım önce bak. Çek iyice, çek. İndir aşağı. Çek, indir. Bunu yap abi. Yavaş yavaş buna da yap. İyice çek abi. İyice çek. Yukarıya kadar çek. Çek. Parmakları hareket ettir abi. Ne kadar çok hareket ettirsen o kadar iyi. Niye feriz etmiyor abi? Kendisine söyleyeyim. Ben sözümü dinlemiyor ki hocam. O. Niye? Boğazı çok seviyor. Abla, sen evin direğisin, direği. Senin her dediğini dinle. Dinlemiyor işte. Valla dinle. Vallahi dinlemiyor. Ha yanımda işte hoca söyle niye dinlemiyorum diye. Yemek getirdiğinde yeme dediğinde yiyor mu? He öyle yiyorum hocam. Dinlemiyorum bunu. Abla. Efendim. Eş durumu böyle belli olur. Evet. Hiç başka yemek yemeyeceksin. Abime ne yediyorsan sen de aynısını yiyeceksin.
Canım istemiyor onu yediği yemeği. Olmaz ki canım, Allah Allah. Hayat müşterek ya. Tamam da hep onu yapıyorum ya. Sanki o böyle hasta gibi, ona abi şifa bulacak, bana bulmayacak gibi yemiyorum. Olmaz öyle şey. İnan ki hocam. Ablam, abime ne yemek yapıyorsan sen de aynı yemekten doğru yiyeceksin. Hiç ekmek yok. Hamur işi yok. Bulgur pilavı yok. Pirinç pilavı yok. Bulgur da mı yok? Yok. Dört kaşık. Yok, hiç yok. Ha, kaldırayım. Ben sana diyorum. Hı. Ekmek de yok. Sebze. Ha. Hiç korkma. Bir dilim ekmek yiyor ama sabahleyin. Kebek ekmek. Ya da iyi değil. Kolesterollerini nasıl gidiyor kolesterolleri? Güzel. Kolesterolünde sıkıntı yok. Yok. Bak beni dinle. Evet. Et yesin. Balık yesin. Hı-hı. Tavuk yesin. Sebze yesin. Hı-hı. Ama ekmek yemeyecek. Evet. Çek bu bacağını abi. İyice çek. Uzat. Çek. Uzat. Çok güzel. Çek, bak hiç öyle yapmıyordun Ahmet abi. Çek. Uzat. Ayağını kendine doğru çek, bırak. O da yakında gider. Ayağını dursun. Şuradan ayağını çek şöyle yukarı doğru. Heh, oynat. Yüzer tane her gün yapacak bunlar. Evet. Abi bunları yaptıkça şeker de düşer. Evet. Sonra beni dinle. Ayağı kaldır indir şunu. Erdin hocam. Kaldır indir. Bir ara böyle düzdür. Şu. Ha. İndir. Ha. Bunu da yap şimdi, kaldır indir. Ha. Ha. Sevgili seyircilerim, bu da diren diyoruz. Yani nedir? Orada oluşan iltihabı, pisliği çeken bir makine. Evet. Orada iltihap olmadıkça yaranın kapanma şansı fazla. Buraya doğru çekiyor onu da, böyle görüyorsunuz. Evet. Periz yapmadan, ablama kızarak, sinirlenerek bu iş olmaz. Evet. Perizi yapacak. Duydun mu hocam? Ben sana garanti veriyorum. Perizi yap, bu ayağın kısa sürede düzelir. Hani? Sağ ol hocam. Ama periz yapmazsan olmaz. Yok, bugünden sonra yapacağım. Ölçmeden insülin yapma. Evet hocam. Bu ayağın da biraz yara düzeldikten sonra yıkamalara başlamamız lazım. Ne demek? Akan suyla yıkayacağız. Yara düzeldikten sonra, ama doktoru müsaade ettikten sonra yıkayacağız. O ayağı da yıkayacağız. Yani özet, bu abim şekerine dikkat etmeden bu yaranın kapanacağını düşünmesin hiç. Duydun yok Ahmet, öyle bir şey. Duydun Ahmet? Ekmek bitti artık, sıfır. Duydun mu Ahmet abi? Evet, dinliyorum abi. Ben sana garanti veriyorum. Eğer laf dinlersen bunu güzelce atlatırız. Yine işini gücüne gidersin, dışarıya çıkarsın, gezersin, sağ ayakkabını abi giyersin, her şeyi yaparsın. Sağ ol hocam. Bu fırsatı kaçırma. Tabii hocam. Tamam. Bir de zencefil, zerdeçal, çörek otu, mahlep, tarçın vereceğiz sana. Evet, size sormuştuk daha önce, bu bitkimiz şeker kamışı. Bilenlere ozon yağı hediye ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.